öğrenciler şu dönemde bize diyorlar ki tamam sağlıkta işler yolundaymış ama hangi bölümler? Yığınla sağlık bölümü var hem 2 yıllıkta hem 4 yıllıkta. O yüzden size bir danışmak istedik. Elbette çok haklısınız. Sağlık alanında veriler bize mezunlarımızın rahatlıkla iş bulabildiğini gösteriyor. Hatta projeksiyonlar 2023 yılına ait projeksiyonlar. Ön lisanstan bahsettiniz. Önce oradan başlayalım. Hı hı. Belli alanlarda hala arzda negatifteyiz O alanlarda öğrencilerimizi yetiştirmeye sağlık personelimizi yetiştirmeye devam etmek zorundayız. Öte yandan diğer rakamlara bakacak olursanız hem hekim mezunlarımızda hem hemşirelik mezunlarımızda hem diğer bölümlerinden mezunlarımızda ebeler de dahil olmak üzere bu sene bile açıklanan rakamlar var hı hı. ki bakanlık olarak kamu alanında direkt girebilecekleri alanlarkenler için mevcut. Hı hı. Ama sadece kamu diye düşünmeyin. Özel sektörde de yer bulabilecekleri alanlar var. Kendi bölümlerinin dışında geliştirebilecekleri yüksek lisans yaparak Yer edinebilecekleri alanlar var. Dolayısıyla mezunların iş bulma açısından en avantajlı olduğu grup sağlık, sağlık mezunları. Grubu. Burada da Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamaya göre işte sağlık personeli sayısı 2018'de 519.051 demiş. Hemşire 188.542. Hekim yine çok yüksek. Ama siz diyorsunuz ki sadece devlet değil özelde de aynı Elbette. şekilde değerlendirmek lazım bir bütün olarak. Elbette bir yandan unutmamak lazım. Hı hı. Bu diplomaları aldığımızda sadece kendi ülkemizde değil, dünyada da iş bulabilme hı. imkanınız var. Bu diplomalar diğer diplomalardan biraz daha farklı. İnsana değebileceğiniz alanlar o kadar farklı ki, sadece kendi ülkenizde değil, çevre coğrafyada, daha büyük coğrafyada da kendinize yer bulup istediğiniz işleri yapabilirsiniz. Şimdi ama şu tuzağa da düşmeyelim. Bu bölümler çok kazandırıyor. <laughs> Sağlıkta mezun olur olmaz işiniz hazır diye sağlık alanından bir bölüm seçilmez. Doğru Çok mu? haklısınız. Benim hep e, gençlere anlatmaya çalıştığım bu. Elbette iş imkanınız var. Mezun olunca bir işiniz olacak. E, hekimlerimize bakınca bir mecbur hizmetle zaten bir iş bulacaklar. Hemşirelerimiz daha mezun olmadan biz onlar ne zaman mezun olacaklar diye bir arayış içine geçiyoruz. Ama bu işi sevmiyorsanız iş bulacağım garantisi var diye lütfen bu mesleği tercih etmesinler. <laughs> bu uzun soluklu bir meslek tüm meslekler elbette öyle. Eğitimin ömür boyu devam edeceği bir ...meslek grubu. insana değiyorsunuz, insanın en önemli varlığı sağlığına değiyorsunuz. Onu iyileştirmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla biraz kendinizden de fedakarlık etmeniz gerekiyor bunu yaparken. Süreçlere baktığımızda en kısası belki 2 yıllık okullarımız, ön lisans okullarımız. Ama lisans düzeyine geldiğimizde 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl gibi mezun olana kadar geçireceğiniz bir dönem. Sonrasında bunun bir üst ihtisaslaşması alanında 4 sene, üstüne 2 sene daha... Hmm. Hekimlikte böyle diş hekimliğinde de keza öyle artık doktora programları, dişte uzmanlık programları giderek devam eden bir eğitim var ama, Elbette unutmayalım. Böyle bir zorlu eğitim sonrasında iş garantimiz var. Ama elde edeceğiniz tatmin de başka mesleklerle hı hı. kıyaslanmaz herhalde. E şimdi Sayın Bakan bu başlıkları söylemiş ama siz bize şunun da sinyallerini verirseniz çok memnun olurum. Yani ön lisans olabilir, lisans olabilir. Yükselen alanlar var mı? Yani yeni tanımlandı ya da buna artık her zamankinden daha çok ihtiyacımız var dediğiniz alanlar? Şöyle bakalım isterseniz buradaki tablonuzda da olduğu gibi hem hekimlikte hem hemşirlikte hem diş hekimliğinde ciddi açımız hala devam ediyor. 2023'e doğru projeksiyon yaptığımızda hala açığımız olan alanlar var. Ön lisans programına bakınca biraz doygunluğa erişen bölümler olduğunu görüyoruz. Anestezi teknikerliği gibi bir takım bölümlerde ama öte yandan eczane hizmetleri, ağız dış sağlığı gibi bölümlerde hala ciddi açığımız var ve orada öğrenci alarak da bunu tamamlamaya gayret ediyoruz. Zaten üniversite olarak bizim üniversitemizin özellikle dikkate aldığı açık alanları belirleyip oradaki öğrenci kontenjanını buna göre planlamak gibi bir hedefimiz var. Çünkü mezunumuzun bir yere yerleşmesi istiyoruz bir fazlalık olmasını istemiyoruz gerekli yere yönlendirmeyi kendi kontenjanımızı belirlerken göz önüne alarak yapıyoruz zaten dolayısıyla biz bir şekilde de onları yönlendiriyor oluyoruz.